Merhaba arkadaşlar, bir trader kanalıma hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Türkiye ve dünya gündemini ilgilendiren bazı ekonomik gelişmelerle başlayacağız yayınımıza önce. İlk haberimiz İngiltere'den geliyor. İngiltere 62.1 milyar pound bütçe açığı ile son 27 yılın en yüksek bütçe açığını kaydetti. Japonya Merkez Bankası 279 milyar dolarlık yeni borçlandırma programını açıkladı. Türkiye'de Nisan ayında 2878 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleştirildiği duyuruldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı %45.48, kooperatif sayısı %81.03 azalırken kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %15.09 arttı. ABD ve Çin arasındaki ipler Hong Kong üzerinden yeniden geriliyor. Reel sektör güveni Mayıs'ta 76.9'a yükseldi. Trump, Covid-19'un ikinci dalgası olursa ekonomiyi durdurmayacaklarını açıkladı. Powell tamamen yeni bir belirsizlik seviyesi yaşıyoruz dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya sorumluluklarını yerine getirene kadar anlaşmadan çekileceğiz dedi. İçişleri Bakanlığı 258.651 kişiye seyahat izni verildi. ABD ikinci el konut, satış, konut satışlarında yaklaşık 10 yılın en büyük düşüşü gerçekleşti. Yurt dışı swap işlemleri sıfırlandı. Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam etmesi bekleniyor. BDDK yarından itibaren yani bugün 100 gram ve üzeri altın alımına bir gün valor uygulanacak dedi. Haberlerimizi burada bitirip analizlerimize geçelim. İlk önce dolar tl başlayalım. Arkadaşlar dolar tl grafiğinde bugün e, dolar karşısında çoğu gelişmekte olan ülkelerin para birimleri değer kaybediyor. Bununla birlikte e, Türk lirası da değer kaybetti. E, Kaybetmeleri de devam ediyor. Dün faiz indiriminin gelmesiyle dolar TL kısmında oynaklık olmadı ya yani çok yüksek bir oynaklık olmadı çünkü piyasa beklentisi dahilinde bir indirim yapıldı. Gün içerisinde 681 679 olarak devam ediyor. CDS primi 540 bas puan seviyelerinde gerileme var. Onun dışında dolar endeksi değer kazanarak 99.802 seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Dolar endeksi bu şekilde 100 seviyesinin üzerine çıkarsa e, alımlar e, daha da kuvvetli gelebilir dolar TL e, bazında. Pandemi yüzünden biliyorsunuz yani piyasaya e, çok fazla para girişi yapıldı. Ülkelerin merkez bankaları tarafından e, aynı zamanda faizler rekor denecek şekilde e, düşürüldü. Parasal genişlemeye gidildi. E, şimdi bunlar e, normal zamanlarda yapılması durumunda ülkelerin para birimlerinin değerini çok rahat bir şekilde e, düşürecek olaydı. E, olaylardı. Şimdi e, ABD merkezi e, yani dün bir haber geldi. ABD merkezi bir şirketin aşıda insanlar üzerinde ilk sonuçların olumlu olduğunu açıklaması sonrası e, düşüşe geçti dolar. E, eğer aşı bulunursa piyasalar tam açılmaya başlarsa zaten bu kadar para ve faizin bir hesabı olacak küresel olarak. E, onun dışında. Bu sefer faiz artırışı, faiz arttırımları olacaktır. İlla ki piyasalar normal önerisi işte parasal mali genişlemeler yerine daralmalar söz konusu olacaktır. Yani Türk lirası da bundan bir şekilde had şekilde bir etkilenme olacaktır. Negatif şekilde olacağını düşünüyorum. Diğer taraftan dün çok önemli haberler geldi piyasaya. Az önce de söylemiştim bu ABD ve Çin arasındaki gerginlik yeniden yükselince piyasalarda da tekrar bir dolar talebi oluştu. Ee, ABD Başkanı Trump, Çin'in Hong Kong üzerinde gücünü arttıracak herhangi bir yasaya karşı olduklarını ve ağır bir şekilde karşılık vereceklerini açıkça söyledi. Trump ve e, ABD Senatosu'nun Çinli şirketleri ABD borsalarında listelenmemesini listelenmesini engelleyecek yasayı da dün onayladı. Şimdi e, dolara olan talebi arttırdı bu haberler. Aynı zamanda da e, bugün endeksin çıkmasının en büyük sebepleri. Bunlar da açıkçası. Onun dışında Türkiye tarafından swap konusunda herhangi bir haber yok. Gelişme de yok. E, araçlara devam ediyor hala e, Türkiye. Şimdi e, birçok yatırımcı arkadaşlar zaten doların değerleneceğini biliyor. Zaten rezerv para, birikim parası sonuçta. Ama ben bu analizleri neden yapıyorum? Çünkü e, siz hani zarardaysanız daha az zararda, e, kardaysanız daha çok karda olun diye. Eğer e, siz stop losslarınızı Zarar keslerinizi görmezden gelir ve hani destek dirençlerinize bakmazsanız zarar daha fazla olur, kar daha az olur. Psikolojik olarak da kendinizi e, yorarsınız. Bunlara hiç gerek yok. Sadece e, destek dirençler arasında e, işlem yapıp biraz da e, söylediğim haberlere kendi çabanızla. E, analiz ederseniz zaten başarıya ulaşacağınızı düşünüyorum. Biraz da grafik üzerinde inceleyelim arkadaşlar dolar TL grafini. Bakın burada yukarıya doğru bir tren trend çizmiştik, kanal çizmiştik. Şu e, aşağı doğru şu an bir kanal çizdik. Şöyle zaten hareketli ortalamamızın şu an dolar TL altında en büyük burada desteğimiz arkadaşlar aşağıda 6.75 ve e, yukarıda 6.80 direncimiz var. Şu an piyasa 6.80'de tam. Bizim senaryomuz şu şekilde 6.80 ve üzerinde kalıcı kapanışlar yapması durumunda yukarıda ilk ana direncimiz 6.90 bizi bekliyor olacaktır. Fakat a, burada bir teyit almak isteyenler olursa teyitleri şu şekilde alabilir. E, hareketli ortalamanın üzerinde e, olması e, bir teyit olabilir. E, zaten buradaki çizgimizin üzerinde kapanış yapması bir teyit olabilir. E, Mekti e, aşağıdaki histogramlarım gitgide mavinin e, üste çıkacağı şekilde e, çıktığı zaman bu bir e, teyit olabilir arkadaşlar. Yani şu anki teknik olarak baktığımız zaman. E, dolar şu an güçlenmesi durumunda TL'de e, kırılganlıklar devam ediyor. 6.80'in şu an üzerinde değil. Yani e, kapanış yapmanı kapanış yaparsa ilk hedefimiz 6.90. Diyelim ki 6.80'in üzerinde kapanış yaptı. 6.82'den 6.83'ten aldın. E, 6.83'ten aldığın zaman yukarıda 6.90 seviyesini bekleyeceksin. Onun aşağısına kırarsa ya yukarısına kırarsa yukarıda 7 seviyedir bekleyebilirsin. Ya da 6.82, 6.83'ten aldın. 6.79'lara düştü. Kapanış yaptı. Yani 6 86 a. ne yapacaksın? Zarar kes yapacaksın arkadaşlar. Yani beklemenin bir mantığı yok. Sonra tekrar diyelim ki 6.75'ten destek aldı. Ne yapacaksınız? Yukarıda teyidi garantile tekrar 6.80'i tekrar bir alış yapacaksınız. Yani bu bunun mantığı bu şekilde. Onun dışında biraz da eee ons altın yorumlayalım. Arkadaşlar ons altında da eee biliyorsunuz Fed Başkanı çok güzel dün bir açıklama yaptı. Dün dedi ki benzeri olmayan bir ekonomik gerilemenin ortalarında bulunuyoruz dedi. Yani ifadesini bu yeni tip koronavirüs salgınında en kötünün geride kaldığına dair bir sinyal sinyal verdi orada. Bunun üzerine gerileyen on altın sonrasında biliyorsunuz bu ABD için gerilimi yüzünden tekrar yükseliş yaşadı on altın. Burada görüldüğü gibi yani ons altın aslında düşürecek çok az şey varken çıkaracak birçok şey var. Yani bu böyle geldi arkadaşlar. Böyle de gitmeye devam ediyor. Sadece bu zamanla alakalı bir şey. Yani bugün çıkmaz yarın çıkar gibisinden. Aslında son günlerde hani içinde bulunduğumuz durum yüzünden dolar ve altın talep görme bakımından yarışılı oldular. Yani eskiden pandemi öncesi küreselde yani ters bir haber olduğu zaman ons yükselirdi. Şimdi dolar da Fazla talep görmeye başladı. Yani önceden de görüyordu ama bu kadar fazla talep gelmiyordu dolara. E, bu işte bu pandemi yüzünden oluyor. Yani küresel piyasaların e, zararından dolayı oluyor, negatifli yüzünden oluyor. Gün içerisinde altını etkileyecek önemli bir haber gözükmüyor arkadaşlar. Şu an altının düşüş trendine girdiğini kesinlikle düşünmüyorum. Sadece e, geri çekilmeler olabilir. Zaten çok büyük düşüş trendine girmesi için 1600-1500 lira, lira falan e, rahat görmesi lazım. Fakat şu an yönümüz şu şekilde olacaktır. Ee, bizim buradaki senaryomuz her zaman şu oldu. 1700 seviyesinin üzerinde şu an 1735 seviyesine işlem görüyor. 1730 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarıda 1750 ve 1750 seviyeleri üstü e, denemeler tekrar gelecektir. Fakat eğer geri çekilme olursa yani 1730 seviyesinin altında kapanışlar olursa zarar kesi yapabilirsiniz. 1703'lü seviyeleri tekrar görmesi, 1700 seviyeleri tekrar görmesi e, muhtemel olabilir. Ya da o aşağıda ara e, destekleri görmesi e, mümkün olabilir. Onun dışında 1700 seviyesi üzerinde kaldığı sürece 1730 seviyesi üzerinde kaldığı sürece yukarı yönümüz yukarı gitmeye devam ediyor. Herhangi böyle piyasa çok önemli bir haber gelmedi sürece de yönümüz yukarı. Fakat bu e, küresel piyasalarda e, piyasaların açılması işte endekslerin yukarıya doğru gitmesi altını bir nebze e, geri çekebilir. Onun dışında e, herhangi bir ters bir gelişme söz konusu değil. Biraz da gram altın bakalım arkadaşlar. Gram altında da çok acayip olaylar oldu dünden beri. Acayip yorumlar var gram altında da. Şimdi gram altında arkadaşlar dün 375 seviyelerine kadar düştü doların etkisiyle. Bugün 380 seviyelerine kadar çıktı. 380 seviyelerine kadar çıktı. Onun dışında e, dün BDDK'nın açıklaması piyasada işlem yapanlar için hiç hoş karşılanmadı. E, bunu sizde ben de gayet iyi biliyoruz zaten. BDDK yapmış olduğu bu adım altın için e, yani altının alış-satışını arkadaşlar zerre etkileyeceğini düşünmüyorum ben. Yani herkes yoluna bakar yine bir şekilde insana gram altını e, alır-satarlar. Ama zaten gram altın çok al-sat yapılacak bir enstrüman değil. E, bir de burada makas aralıklarına değinmek istiyorum. Arkadaşlar bu en iyi dediğimiz bankaların bile kur farkı minimum 4 TL oldu. E, bu durum gerçekten çok can sıkıcı bir durum. Hani hiç vergi gelmese bile bu makas aralıkları zaten çok e, vergi ödüyormuşsun gibi makas aralığı zaten ödüyorsun. E, vergilendirme olayı da e, kendim aradım bizzat kendi bankamla konuştum. E, TFX ile konuştum. Ee, şu an güncelleme geldi ne hani banka yetkilisinin evet yani vergi var. Binde 2 olacak şekilde dedi zaten valör zaten var. Ee, hani parayı bir gün sonra çekebiliyorsun. Yani her şeye rağmen bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz diyelim ben, diyelim artık. Ee, bu saatten sonra hani fazla yorum yapmak da istemiyorum bu konu hakkında. Çünkü çok e, ben de geriliyorum açıkçası bu konu hakkında. Hani dolarda var da altın alın dediler. İşte dolar almayın dediler vesaire. Şimdi altın alan insanlara da böyle bir e, Adım atmalar çok tartışılacak bir konu açıkçası ama fazla uzatmaya gerek yok bu konuda. Eğer olan oldu bitti yani açıkçası bu şey, bu saatten sonra bu şekilde devam edeceğiz bir şekilde artık. Fizikiye geçmek isteyen arkadaşlar var. Bankadan değil de hani kuyumcudan alırım gibisinden konuşan arkadaşlar var. Ben şu şekilde yorumumu şu şekilde yapıyorum. Eğer kişisel güvenliğinizi garanti veriyorsanız öyle yapabilirsin. Ama şu an durumlar çok kötü yani. Ee, Nesi gaspçılar banka önünde bekliyor arkadaşlar yani işlem yapan olursa çıkışta gasp ediyorlar daha iki gün önce Haberlerdeydi böyle bir e, olay kendim bizzat e, izledim bu haberi Yani kuyumcudan çıktıktan sonra takip ederler ne bileyim evinize hırsız girer eve giren çıkan biri şeytana uyar hani Bence çok aksiyona e, gerek yok açıkçası Şu durumda e, yani yine kararsın tabi ama fazla uzatmadan e, grafiğimize de geçmek istiyorum Onun dışında e, ha bir de şey olabilir arkadaşlar hani e, Kiralık kasa tabi onların maliyetini ben şu an e, bilmiyorum açıkçası. Maliyetinize göre gramınıza göre artık onda kullanabilirsiniz diyelim. Grafik olarak şu şekilde 380 e, şu an 379'da piyasamız arkadaşlar. 380 üzerinde kaldığı sürece yani şurada 380 piyasasının e, direncinin üstte olduğu sürece yukarıya 385'e geçebiliriz. Fakat 380'in altında kalıcı kapanışlarda aşağıda tekrar rekor seviye. Rekor demeyeyim de hani geri çekilmeler e, gelebilir. 370'lilere kadar gelebilir. Ama e, şu an e, hareketli ortalamamız bakın şuralarda aşağı yukarı eğer bu şekilde giderse kesişecek gibi e, gözüküyor. Hareketli ortalamamızın üzerine çıkarsa 380'in de üzerine çıkarsa yukarıda 385, 10 üzeri 391 ve 400 seviyelerini görmemiz imkanı var. Fakat şu an dolar tl tarafı nasıl baskılanıyorsa ona paralel şekilde de gram altın baskılanıyor. Onsun küreseldeki e, giriş gidişatını görüyorsunuz ne kadar yukarıya çıktığını. O yüzden e, gram altında da yönümüz yukarı gitmeye devam ediyor. Sadece işte e, 380'den alan arkadaşlar e, 381'den alan arkadaşlar eğer 381 e, 380'in kapanışını gördükleri zaman e, stopla aşağısına stop loss yapabilirler. Eee Birçok yatırımcıya göre de bu zaten fiyatlar ucuz geliyor arkadaşlar. Onun dışında biraz da gümüşe bakalım. Analizlerimizi bitirelim. Evet gümüşte de arkadaşlar şöyle bir şey var. Biraz daha yakınlaştıralım. Evet. gümüşte ne demiştik? 3.73'ün üzerinde kaldığı sürece yönümüz yukarıya doğru gitmeye devam edecektir demiştik. Fakat şu an 3.73 seviyesinin altında bir e, devam ediyor. 3.72 seviyelerinde. Eğer e, buralarda herhangi bir kapanış yapması durumunda aşağıda 3.55 seviyesini bekliyoruz. Yani geri çekilme oluyor burada arkadaşlar. Teyit almak için 3.73 seviyesinin üzerine geçmesi yeterli olacaktır burada. Onun dışında aşağıda 3.55 bizi e, bekliyor olabilir. E, gümüşte de bu şekilde bitireceğiz arkadaşlar. Herkese iyi trade'ler diliyorum. Hoşçakalın.